Ülkemize misafir olarak gelen ama ülkelerinde savaş çıkınca geri dönemeyen başarılı yüzücülerle tanıştıracağız şimdi sizi. Ukraynalı paralimpik sporcularla. Altay Altuğ ve Murat Tuzcu mikrofon uzattı onlara. Hepsinin hikayesi farklı ama istekleri aynı. Yaşları küçük ama verdikleri mücadele çok büyük. En küçüğü 8, en büyüğü 24 yaşındaki başarılı birer yüzücü onlar. Kısacık ömürlerini engellerle savaşarak geçiren çocukların önüne şimdi bir de savaş engeli çıktı. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Burada iyiyiz ama Ukrayna'yı merak ediyoruz. Bütün dünya gibi ben de savaşa karşıyım. Çocukların ölmesi, annelerin çocuksuz kalması zalimce bir şey. Zaporojye Paralimpik yüzme takımı Türkiye'ye geldikten tam bir hafta sonra ülkelerinde, topraklarında savaş çıktı. Rusya Ukrayna'yı, ülkelerini işgal etti ve bombardımana tuttu. Onlar da ülkelerine dönemediler. Aileleri Ukrayna'da, memleketlerinde, onların aklıysa ailelerinde kaldı. 17 Şubat'ta İstanbul'a takım halinde geldik. Burada antrenmanlarımızı yapıp şampiyonluğa hazırlanmak istiyorduk. 1 Mart'ta geri dönecektik fakat savaş çıkınca burada kalmak zorunda kaldık. Savaşın çocuklardaki etkisi ise bambaşka. Takım antrenörü Irina Paveldiva, Ukrayna'da kalan kızının yaptığı resimlerin bile değiştiğini söylüyor. Çocuğumla her gün görüşüyorum. Psikolojik olarak iyi değil. Çizdiği resimler bile değişti. Artık savaş resimleri çizdiğini fark ettim. Minik çocukların gözlerinde büyük korku var. Konuşurken sesleri titriyor. Saşa, Katila. Хорошо. Evet, Saşa sudan çıktı. 8 yaşında. Paralimpik takımının en minik yüzücüsü. Şu anda kullanıyor. Saşa'nın annesi ve babası burada. Anneannesi onu savaş çıkınca Türkiye'ye getirdi. Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı'na Kasımpaşa Spor Kulübü kucak açtı. İşte bu takım Kasımpaşa Spor Kulübü'nün tesislerinde kalmaya başladı. Türk halkı İstanbul halkına çok teşekkür edip çok sevdiklerini söylüyorlar. Sanırım diyor yakında tamamen Türkçeyi öğreneceğim diyor. Teşekkür ederim.